Merhaba. Mail. Çantayı niye ters aktın acaba? Farkında değilim. Ben buradayım Gizem. Sen mi konuştun? Ben konuştum. Ben geldim. Yani tamam anladık, sen Gizem Özdilli'sin. Çok ünlüsün. Harika bir fiziğe sahipsin. Fakat onlar Gizem Özdilli işte. Olman böyle gelmeni gerektirmiyor bence. Ne gibi? Nesini sevmedin? Çok sporsun. Senden daha şık, daha tarz, daha fikir verebileceğin, insanlara anlatabileceğin, öğretebileceğin kombinler bekliyorum ben şahsen. Bu sektörün içinde olduğun için. Dedi peki. Gönül abla. Peki. Kendi adıma. Hatice. Aslında geçen bir şey giymişti. Neydi o? İkinci kez giydiğini söylediler. Mesela hiç dikkat etmedim ama Gizem o çantayı bir kere daha kullandı. Evet. Gözüme çarptı yani. O yüzden mi acaba hani ters taktın yok, dedi. Yok, asıl o gün tersiydi. Aha. Bugün düzünü taktım. Şey, tokalarına bakabilir miyim botlarının? Etiket mi bakacaksın? Evet. Ay, evet, evet. Aynı renkli diye. Etiket var mı? Tamam, botta şey değil. Yok. Tamam, bir şey yok. Botta güzel, değil. Var var. Etiket gidiyorsun? Var. Var mı gene? Var. Nerede var ya? Nerede var? Göremiyorum. Ona çok ay, kızıyorlar. Ay etiket mi? Ay, ay ne olur yapmayın onu. Gerçekten mi? Ay niye güzel hadi bunu bul, Hatice bulabilecek ay, misin bakalım? Ay ben bakamam. Neye bakamıyorsun? Ay bakamam etikete falan. Niye? Ay çok böyle bir tuhaf sen oluyorum. Sen nasıl alışveriş yapıyorsun? Bakmadan mı alıyorsun? Hayır ben falan? Bir tuhaf oluyorum ya o etiketi görünce. Nerede? Hadi bul bakalım. Ayakkabı da değil ama. Başka bir şeyde mi? Evet, yani üstüne, ne üstüne görünen bir yerde. Evde... Baksana Hatice. Ay ben bakamam. Yok ben bakmayayım yok ya. Yok artık. Hatice sanki öcü varmış gibi karşında. Ya ama kabarıyor neden mu? Neden mi ciddi etiket alerjisi var. Sevmiyorum. Evet. Öyle de bir şey ilk kez duydum var ya. Yani. Ben de. Ama yani gerçek olaylar burada. Kabarıyor muymuş? Kabarıyormuş. Senin kabarıyormuş. O kadar da abartmayın ama. Etikete ilerdim ayol içinde gelirdim. Ya, buz gibi oluyorum. Kendine kabaranmış. Yarı komple etiket gelelim mi kızlar? Anlamadım ki. Bir yerinde var. Bir yerinde görünen bir etiket tabii var. Tabii canım o zaten başlı başına bir etiket yani. Burası Gizem Özdilli. Şıksın güzelsin. Herhalde Allah'ım savaş bir yere nereden gidiyorsun. Nereden nereye uçuluyordu yakalayamıyordum. Ne kadar da kabaran bir insan. Ben döveceğim onları tamam. Salaş bir yere gidiyorsun galiba. Kahve falan içmeye mi gidiyorsun? Hayır, toplantıya gidiyorum. Bir restoranın danışmanlığını yapıyorum. Hı-hı. Menü belirleyeceğiz. Hem öğle yemeği yiyeceğiz hem iş toplantısı. Ha, güzel. Yani beğendim. Etiket yoksa soru yok. Var var. Hay Allah'ım etiketler. Etiketten bir kıyafet yaptıracağım. Full. Böyle ay, yapışkan. Ben görmeyeyim ne olur. Ben herhalde bütün gün çok şöyle dururum. Çok avantgard olabilir mesela. Şekilde dururum herhalde yani. Esra. Bütün gün şöyle dururum herhalde. Valla... Nasıl yüzünden ne hayrını görebilir, neden olmasın? Eyvah. Ben tişörtünü sevmedim. Çok hani böyle sanki uyuduğun bir tişörtmüş daha. Yok uyuduğun değil, vallahi pahalı tişört bu. Dermişim 30 lira. Ya öyle bir şeysiz duruyor böyle bir salaş duruyor. Ama şimdi fazla bak, ben... salaş duruyor, bakımsız duruyor. Ki ütüleyip giydiğini de biliyorum ama yine de olmamış bizimle değilsin. Ne giyseydim içime? Birazdan mutfağa gireceğim, hayır, bakacağım. Hayır daha... böyle bir... Gömlek mi? Gömlek belki hani şimdi ne giyeceğini bilemem ama o tişörtü giymemem gerektiğini düşünüyorum. Taşlı bustiyer mi? Yok o hiç olmaz. Hiç leopar olmaz. Atlet mi? Gerçekten olmamış. Yani tişörtü o mü? Tişört olmamış. Gözlüklerini çok sevdim. Sokak için uygun bir şey ama bilmiyorum hani burası için yeterli mi onu da bilemem. Belki biraz daha tok duran bir tişört olabilirdi içindeki. Soralım beyaz yani tişörtü şey. Nerelerde giymemiz gerekiyor ben de merak ettim. Nerelerde değil aslında birçok yerde hayır, tişört giyilebilirdi. Işte. O tişört biraz fazla ince olduğu için böyle sanki hani buruş buruş. İçin mi seni rahatsız etti? Neyi mi gösteriyor? Pantolonun hani o şey var ya bel kısmını gösterdiği için belki de seni rahatsız etti. O inceliği mi rahatsız etti? Hayır değil, içinde bundan değil. Bundan da mı alerjim var? Yani, yükseldi bana. Kötü bir şey Allah söylemedim Allah. Ki. Barıştı. Ben Gizem'i sevmiyor değilim ki. Sanki böyle bir tatlı, ki. Bir sevimli. Affettin. Bir güzel bir gelmiş. Yanaşmalar bir, bana Twitter'dan Gizem'e şarkılar hayır, okuyorum falan. Hayır. Bir karşılıklı sempatiklik, bir yumuşamalar. Hayır ama onu ciddi bir şekilde söyleyeyim. Onu ben yapmıyorum. Onu asistanım. Instagram'da asistanım ilgileniyor. Çok özür dilerim. Hatice o sırada yani, prenses uykusunda. Mutlaka onu göreceğini biliyordum ya da bir şekilde kulağına geleceğini de biliyordum. Ama ben yazmadım ama iki yazılmış diyorsun. İki yazılmış ha, yani. Memnunsun. Evet talim memnun. Ya benim seninle bir problemim yok ki. Sen rahatsız mısın? Şey? Etiketlerimden memnun değilim. Burada değil kalmalı mi? Dışarıda biz yine dostuz. Yine sen rahatsız mı sonuçta... oldun bunun paylaşılmasından? Hayır hırlıyorum ya ben ona habire. Bir dinle Hatice bir dinle. Dün de bir hani böyle bir beyaz bayrak gibi yumuşatma olayına girdik. O gene olmaz özür mü diliyorsunuz yapınca
Sonra dedim herhalde hep böyle kötü diyalog ya, devam yani etmek istiyor. Sonra Twitter'dan baktım. Gizemime şarkılar okuyorum. Hazırlayabiliyorsak bir görelim ne yazmış. Okuyayım mı? Buraya yansıtacağız. Aa. Seyircimizle paylaşacağız. Peki senin adına hep böyle benim sayfamda, sosyal medyada biri mi cevap veriyor? Evet, her yerde. Şey vardı. Fotoğraflarını bir... Instagram'da paylaştığın zaman. Hayır, ben sadece paylaşım yapıyorum. Hayır, ama mesajlara falan cevap vermiyorum Öykü Hanım. Uğraşamıyorum çünkü öyle yazılar falan yazamıyorum çok fazla. Tekrar hep okumaları biliyorum havalısın. Ama çok giremiyorum internete. Fanların da sen yazıyorsun zannediyordu. Şimdi hepsi kaçacaklar. Hep asistanı yazıyormuş. Evet. Hatice'nin ben fanları. Ben sana resim paylaşıyorum. Gerçekten evet. Lütfen. Sistanın senden habersiz bunu yazıyor. Evet. Ve sen birkaç Gizem, sefer uyardım. Gizem böyle şeyler de oldu. Sen mi asistanına asistanlık yapıyorsun? Asistan mı sana asistanlık burada yapıyor? Anlamadım ben. Ama şimdi çekimler öncesinden olduğu için hayatım, buradaki gerginliği bilmiyor olabilir. Senin benim asistanım, benim Gizem'le yaşadığım problem gibi bir problem yaşadığım birini, hı hı, etiketleyecek. Tweet atacak. Ve ben de tatlı onu iki kaşının arasında ama güm diyor tutturmayacağım. Yani çok aynı hata yaptı aslında, söyledim ama yine yapmaya devam ediyor. Hakikaten kulaklarını çekeceğim gidişle yani. Ama diyor ki ama yani ben rahatsız şey olmadım duymasından. Demek ki bir şey söyleyeceğim. Ne olur yemeyin. Bir huzur bulmak için ya, belki ne olur yemeyin beni. Senin haberin olmayacak da asistan Altan yazacak. Altan Bey lütfen yani yukarıda Allah var. Hiç gerçekçi gelmiyor bana. Bak ama işte tamam, gene döndük dolaştık aynı yere geldik. Gerçekten. Samimiyeti ya konumuz. Ama evet, tüm samimiyetiyle ya bunu söylüyorum. İnsan fanına yazmazsa şey kime yani yazacak? Onlar can gibi seviyor. İşte ben de onu diyorum. Hatice. Bebeğim anlatamadığımız bu. Samimiyet yani. Fanına, ama canım benim vaktim sen, yok ki. Günde bin tane mesaj geliyor. Asistan da yazmasın yani benim senin. Efendim. Oturup kendi tweetini kendi atarken evet, Madonna'dan ya daha tweet, yoğunmuşsun. Tweet atabilir, ben tweet atmıyorum demiyorum ki. Ben onu diyorsun, onu diyorsun. Ama diyorum, orada senin ve benim fanlarım etiketli. Benim fanlarım da ciddiye alıyor ve ben yazmaya Gizemciğim, da çalışıyorum. Gizemciğim ben bu programı bile izlemiyorum. Çünkü biz geç saatlerde gidiyoruz eve. Çok çocuk izlemiş. Biz benim sana orada benim ve attığı paylaştığı resim çok anlamlı. Benim orada doyamıyorum şarkısını söylerken. Tamam. İsterseniz burada izleyebiliriz. Aslında tamam, yaptığı güzel bir şey. Tamam. Burada bizim tartışmalı durumlarımızı bilemez ki. Hayır mesele çekimler şu ki. Çekimler sonradan seyrediyor. Üzüne veremiyor. Bak mesele ne biliyor musun? Merkezden kaçıyor. Senin asistanının bunu yapmış olması. Evet aslında. Senin de eklemişler. Sizdiler Öykü evet Hanım. Akşamleyin Twitter'dan Hatice'den bana ekleme geldi. Ben de sevindim beni ekledi diye arkadaşım, hı, olarak hani sonuçta ekibiz burada. Ne kadar rakip de olsa. Mesela asistanın kafasına göre asistan ekliyor. Asistan eklemiş beni, ben de onu ekliyorum. Ne demek yani ama işte böyle bir şey olmamalı diyoruz ben biz. Ben güvendiğim için işte. Bir şey söyleyebilir miyim? Hakikaten şeyleri yaparsan olacak. Şimdi arkadaşlar hepimizin asistanı var değil mi? Var. Olmayan var mı asistanı? Benim asistanım, bilmiyorum hepimizin var. Asistanımız sağ kolumuzdur, canımızdır, ciğerimizdir, bütün sırlarımızı bilendir. Yaşadığımız bilir her duygu durumunu da evet bizden önce anlayan kişidir. Bizim için hayatı kolaylaştıran kişi ve kişilerdir. Evet. Şimdi benim asistanım benden habersiz böyle bir şey yaparsa ümüğünü sıkarım. Niye? Çünkü benim hal ve hareketlerimi, benim duruşumu bozacak bir durum yaratırsa bu bir problem yaratır benim duruşumda, hayatımda, gidişimde, varoluşumda. Bence tamam hoşuna gitmiş bu durum. Gidebilir de hayır, ne güzel. O güzel bir görüntü olduğu için ben yadırlar. O değil konumuz. Asistanını, o çok güzel. Beğendim asistan, zaten o yüzden söyledim. Asistan aynı zamanda seni temsil eden kişi de evet bir yerde evet, demektir. Biliyorum. Yani bizim sadece çantalarımızdan bilmem ne öyle bir her şeyimizi bilen ve bizi biz gibi düşünen kişidir. O yüzden sen bence yani onunla otur bir konuş. Senden habersiz böyle bir şeyler yapmasın. Aynı şeyi bana yapmış olsan ben rahatsız olur. Bir de oraya yazı yazardım. Hayır bu güzel bir şey olabilir ama bunun dışında yaptığı hatalar da oluyor. Mesela bir bayramda göstermelerden. Bak, bak şikayet etme bizi. Ben olsam ben de bunu paylaşmak isterdim. Evet. İyi ki de koymuş dedin mi dedin. Evet şu an dedim ama tamam, yani dedin. Olayı öyle bir duruma getirdiniz ki. Tek problem bak bir daha yani anlatıyoruz. Tek problem bunu asistanının yapmış. Asistanım koymuş ben bilmiyorum dediğin zaman, hı-hı, bu senin gerçek hissin düşüncen değilmiş gibi oluyor. Ama ben burada dürüst oluyorum sadece. Tabii, iyi ki benim yerime koymuş. Yani o zaman sen ne yapayım, yapayım Öykü Hanım yani. Efendim? Rol yapayım o zaman. Evet ben paylaştım diyeyim. Ha yapma. Ama ya Gizem'in eleştirdiği de şu. Fanların var, seni sevenler var. Onlar tabii sen yazıyorsun zannediyor. Yazmıyorum evet ama ben yazan insanlara da söylüyorum. Ben mesela bazen asistanım çalışıyor, giremediği durumlarda. Ben diyorum ki yani hani Hatice Hanım mesajlara cevap vermiyor rahatsızlığından dolayı. Ben asistanıyım, buyurun benimle konuşun.
Ben uğraşamam, günde 1000 tane, 100 bin tane kaç mesaj geliyor. Kaç takipçim var Twitter'da? 70 binin üzerinde. Peki, ya bundan sonra da mı cevap vermeyeceksin? Bu şekilde mi gidecek? Çünkü buraya geldikten sonra artık o bir anda... Bence kimse cevap vermiyor Öykü Hanım. Kimse burada oynamasın. Vallahi hani ben veriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Dini günlerimizi kutluyorum. Toplu mesajlar atıyorum. Ben kimseye özelden oturup da yani 24 saat mesaj yazamam yani bu. Bu yazamam. Ay be. Ben yazayım. Şu an izleyicilere o kadar kötü bir şey söyledin ben, ki. Hayır ben... Peki tamam. Kötü bir şey söylediğimi zannetmiyorum. Bu benim. Beni seven böyle sevsin. Yani neden... Neden hep yadırganıyorum ben anlamıyorum biraz ya. Biraz mütevazi vesaire. Ben böyle bir tamam. insanım. Beni seven şimdi, beni sevsin. Tamam okey. Bu benim samimiyetsiz olduğumu gösteriyor. Hayır aksine açıkça hayır, söylemen de çok güzel. İyi bir şey tabii ki yani sen yazmıyormuşsun. Hani fanların da onu bilirler. Kadar onları kendini... sevmiyor muyum? Tabii ki seviyorum. Hepsi benim canım. Ya o kadar yoğunuz ki. Öykü Hanım gerçekten yani, eve gidip. Yoğunuz ama sen şu an gerçekten beni çok yordun. Bak daha yeni başladık. Ay, gerçekten enerjimi aldım canım. Tamam ben yeter. Allah aşkına hayır, biraz. Hatice niye susuyorsun? Bak bir şey söyleyeceğim. Aynı şeyleri söylüyorum. Müsaade eder misin? Ben Hatice... konuşunca herkes ekmek yiyor Hatice, ya gerçekten. Ne yiyor? Ben konuşunca ne yiyor herkes? Ekmek yiyor galiba. Neyim bir dakika duymadım. Sen yazar Hatice helali de hoş olsun. Allah şükürler olsun. Hak ediyorsan yerim canım. Aynen konuşmayalım. Hak ediyorsam yerim tabii ki. Hatice bir şey söyleyeceğim. Nasıl laftı ya? Enteresan bakış açım var. Yani herkes... Hayır bir yorum yapıyorum. Ama bak ben iyi bir şey söyleyeceğim. Bir dinle. Bir dinle. Bakış açın, hayata bakış açın, sosyal medyaya, bu yarışmaya bakış açın farklı. Biz farklı bir insanı şaşırarak tanımaya gayret ediyoruz şu anda hep beraber. Çünkü değişiksin yani ve bu güzel bir şey. Bir benzerin hayır. daha yok anlatabiliyor muyum? Bu çok güzel bir şey. Ay bir laf diyeceğim sonra hakaret diyecek ama... Dayanamayacağım sosyal çıkıntımız yani resmen. Her şeye muhalefet, her şeye bakıyor. Ama her şeye... Bir kere de demiyor ki arkadaş evet ya bir de senin dediğin açıdan bakayım ben. Biz senin için empati yapmaya çalışıyoruz ama... Sen etiketimi bile istemiyorsun ne yapacağım ben? Ya tamam getir ya lanet olsun getir sileceğim. Getir. Kaldırmam evet. mı gerçekten? Bakalım ne yarın mı? Ne olacak? Yok hayır, orada diyecek yok değil mi? Ya şurada etiket var Allah'ım şişirdiniz beni ha. Ay ama o da kötü işte. Var mı makas? Ay, o da kötü. Allah Allah. O da kötü. Yani takılıyorum gerçekten var ay, mı makas? Ay yapmasın ne olur. Alacağım onu gerçekten. Makasınız var mı? Ödünç alabilir misin Hatice? Ya takılıyorum sevmiyorum ya gerçekten verir misin onu? Bak bir makas alalım. Bak bitti gitti işte. Ne kadar şık durdu şu an. Vay be haşin Hatice. Ne kadar şık. Şık durmadı mı şimdi? Yani ama sen göreceksin onu. Ben göstermeyeceğim. Madem etiket görmemiş alerjim bile. Var. Önceden göreydin de uyaraydın burada madara etmeyeydin o zaman. Görmemiyor ki. Kabarıyordu. Çıkarken kimseyi görmüyorum ki. Herkes bir ışığı mı? Dokunamıyordu. Kabarıyordu. Nasıl atladı zıpladı çekti aldı onu oradan. Ben kabarıyorum demedim. Kabarıyorum dedim. Ben kabarıyorum demedim. Neydi dedi yanlış duydu. Sen mi dedin? Evet. Canım benim çok güzel kafa güle güle kullan hayırlı olsun. Teşekkürler. Bütün yorumlara. Timsah besledin mi sen? Ben de eşim besledi. Tabii. Hatice'nin timsahı işte da çok söz konusu meşhur. Oldu ya. Eşim besledi. Ben besleyemem. Ben bir kolda hatırlıyorum çocuğu. Hayır bir şey. Olur mu? Büyük, hayır, o kadar da değildi de yani şu kadar falan vardı. Nerede besliyordunuz onu? Bir şey salondaydı. Odada bir şey vardı. Cam sehpamız vardı. Evet. Onun içindeydi. Günah. Yani birlikte mi uyuyordunuz timsahla? Birlikte ay bazen koltukta ben yatıyordum ondan sonra kapatıyorum şeyi sehpanın üstüne o böyle tepeli böyle vura bir kere açmıştı orayı camı. Tabii o zaten o ısınma olayı da öyle yani. Oldu. Evet. Hala aynı çok evde misin? Çok zor günler geçirmişsin Hatice. Bitti. Simge. Ben çok beğendim. Günlük şıklığa çok uygun. Ben de böyle giyiniyorum gündüz. Gittiğin yere de uygun. Tişörtün evet Esra'nın dediği gibi sanki farklı bir şey olsaydı ya. Aynen. Beyaz dümdüz bir tişört. Tişört işte al. Gizemciğim yakıştırdığını düşünüyorum bu kıyafeti kendine gerçekten. Ama ve lakin hani bunun bir stil programı olduğunu göz önünde bulundurarak boyu yani boyu ve vücudu uygun her kadının giyebileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada bir fark yaratmak üzerine eğer konuşuyorsak ben belirgin bir fark göremiyorum açıkçası.